Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Geçenki dersimizde önermelerde çelişkiler konusuna genel bir giriş yaptık. Şimdi kipli önermelerde çelişkiyi göreceğiz. Bu dersimizde basit kipli önermelerde çelişki üzerinde duracağız. Bir sonraki derste bileşik kipli önermelere geçeceğiz. Basit kipli önermelerde çelişkiye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çelişki dediğimiz şey, önermede verilen hükmün kaldırılmasından ibaret. Bir önermede bir hüküm veriyoruz. O hükmün kaldırılması eşittir çelişki. Bu hüküm kaldırıldığı zaman ortaya bazen zaten ismini verdiğimiz hususi bir önerme çıkıyor. Bazen böyle hususi bir önerme çıkmıyor. Bazen örneğin zaruriyeyi mutlaka diyeceğiz. Bunun çelişiği nedir? Mümkine-i amme. Şimdi zaruriye-i mutlakanın çelişiği de bizim ele aldığımız meşhur önermelerden birisi. Ama bazen bazı önermelerin çelişiği ele aldığımız meşhur önermelerden birisi olmuyor. İşte o yüzden biz bu seviyede sadece ele aldığımız meşhur önermeler sonucu veren önermelerin çeliştiklerini göreceğiz. O yüzden basit kipli önermelerin çelişiklerini ele alırken burada ele alacağımız 4 tane basit kip var. Diğer kipler ele almadığımız, burada ele almayacağımız diğer kiplerin çelişikleri meşhur önermeler değil. Ama temel mantığını biz bunların üzerinden anlayacağız. Diğer önermelerle karşılaştığımız zaman anlayacağız ki tamam bunun çelişiği şu hükmün şu şekilde kaldırılmasıdır. Bileceğiz. Bu bize yetecek. O yüzden sadece burada 4 tane basit kipli önermeyi göreceğiz. Metinde, şerhte aynı şekilde bu şekilde geçer. Neden? Çünkü bunların çelişikleri de meşhur önermelerde. Bildiğimiz, adını koyduğumuz önermeler. Ama diğerlerinin çelişiği yok anlamına gelmesin bu. Diğerlerinin de çelişiği var. Ama onların çelişikleri hususi önermeler olmadığından dolayı, yani adını koyduğumuz hususi önermeler olmadığından dolayı biz bu 4 önermenin çelişiğini alırken kaideyi öğreneceğiz. Verilen hükmün kaldırılması. Kaidemiz bu. Bunu öğreneceğiz. Karşımıza eğer o tür önermeler çıkarsa bu sefer diyeceğiz ki bunun çelişiği de bu hükmün kaldırılmasıdır. Yani mahmulün mevzuya yüklenmesinin şu keyfiyetinin kaldırılmasıdır diyeceğiz. Başlayalım. Fena gıydu daruriyetil mutlaka. Zaruriye-i mutlakanın çelişiği el-mumkinetul amme. Mümkine-i ammedir. Neden? Li-enne selbe darura. Çünkü zaruretin yani zorunluluğun kaldırılması me'ad darura. Zorunluluğun olumlanmasıyla beraber mimma yetenakadani cezmen. Kesinlikle çelişen şeylerdendir. Yani ne demek istiyor? Zorunluluğun çelişiği nedir arkadaşlar? Zorunlu olmamak. Bir şey ya zorunludur ya zorunlu değildir. Bakın. Bu ikisi çelişti. Zorunluluk zaruriyeyi mutlaka. Zorunlu değillik mümkine-i amme. Ama nasıl? Zaruriyeyi mutlaka olumluysa mümkine-i amme olumsuz olacak. Çünkü zaruriyeyi mutlaka neydi? Mahmulün mevzuya yüklenmesinin zorunluluğu. Mahmulün mevzuya yüklenmesinin zorunlu olmayışı mümkine-i ammenin salibesiydi. Mahmulün mevzudan kaldırılmasının zorunlu olmayışı mümkine-i ammenin mucibesiydi. Bu yüzden zaruriye-i mutlakanın çelişiği mümkine-i ammedir. Tamam. Ama zaruriye-i mutlaka mucibe ise çelişiği mümkine-i ammeyi salibedir. Olumsuz olacak. Eğer ki zaruriye-i mutlaka olumsuzsa bunun çelişiği mümkine-i ammeyi mucibe olacak, olumlu olacak. Örneklerde göreceğiz. Metni okuduktan sonra yine tablomuz üzerinden örnekleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ve nakidu daimetel mutlaka, daime-i mutlakanın çelişiği neymiş? El mutlakatul amme. Mutlakayı ammeymiş. Daime-i mutlaka mahmulün mevzuya daima yüklendiği. Mutlakayı amme bil fiil, bir kere iki kere en azından yüklendiği önermeydi. Aynı şu yukarıda söylediğimiz gibi bu olumluysa şu olumsuz olacak. Bu olumsuzsa şu olumlu olacak. Neden?
Çünkü olumlanmak daimi ise bunun çelişiği olumsuzlanmanın vakı olmasıdır. Bir fiil bir kere iki kere vakı olsa bunun çelişiği olmuş olur. Eğer devamsızlık, devamlılık olumsuzlanmaysa, yani mahmulün mevzudan olumsuzlanması daimi ise, mahmulün mevzuya bir kere yüklenmesi bu daimiliği bozar. O yüzden daimi mutlaka olumluysa çelişiği mutlaka-i âmenin olumsuzu olacak. Daimi mutlaka olumsuzsa çelişiği mutlaka-i âmenin olumlusu olacak. Neden bu ikisi birbirinin çelişiğiymiş? Az önce söylediğim gibi enne selb fi kulli levkat. Çünkü bütün vakitlerde olumsuzlanma yunafihi ona terstir. Yani bütün vakitlerde olumsuzlanmaya terstir. Ney? El icabu fil ba'di. Bazı vakitlerde olumlanma ona terstir. Yani ona zıttır. Onunla çelişir. Burada yunafihi demesinin bir sebebi var. Çelişir sonucu veriyor. Yani teknik bir ayrıntı bu. Çok önemli değil. Çelişir diyelim biz. Bazı vakit, bütün vakitlerde olumsuzlanma, bazı vakitlerde olumlanmayla çelişir. Ve bir aks, bütün vakitlerde olumlanma, bazı vakitlerde olumsuzlanmayla çelişir. Tamam, bu da açık. Örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız zaten. وَنَقِيدُ الْمَشْرُوتَةُ الْعَامَّ نَقِيدُ الْمَشْرُوتَةِ الْعَامَّ Meşrutay-ı âmmenin çelişiği الْحِينِيَّةُ الْمُمْكِنَ Hiniyeyi mümkünedir. Meşrutay-ı âmme neydi arkadaşlar? Meşrutay-ı âmme, zaruriyeyi mutlakanın vasıf ile kayıtlanmış hali. Yani şöyle diyelim daha doğrusu. Zaruriyeyi mutlaka zata zorunluluktu. Meşrutay-ı âmme vasfa zorunluluk. Şu vasıfta olduğu müddetçe şöyle olması zorunludur dediğimiz önermelerdi. Bunun çelişiği neymiş? Hiniyeyi mümkine. Yani şu vasıfta olduğu müddetçe zorunluydu diyoruz ya. Onun kaldırılması ney? Şu vasıfta olduğu müddetçe zorunlu değildir dememiz. Yani bizim zaruriyeyi mutlaka ve mümkine-i âmme arasında kurduğumuz nispet vardı ya. Onun vasıf ile kayıtlanmış versiyonu bu. Meşrutay-ı âmme ile hiniyeyi mümkine arasındaki ilişki. Falanca vasıfta olduğu zaman zorunluysa mahmulün mevzuya yüklenmesi meşrutay-ı âmme. Zorunlu değilse çelişti bakın hiniyeyi mümkine. Aynı mümkine-i âmme ile zaruriye-i mutlakanın arasındaki ilişki gibi. Örneklerde yine daha iyi anlaşılacak. Hiniyeyi mümkine neymiş? A'ni elleti hukime fiha bi ref'i darura zorunluluğun kaldırılmasına hükmediliyor. Bi hasebil vasıf. Vasıf bakımından anil canibil muhalif. Ters. Yani önermenin hükmünün tersinde. Örneğin her insan hayvandır zorunlulukla dedik ya. Bunun çelişiği ne? Bunun zorunlu olmaması. Her insanın hayvan olmasının zorunlu olmaması. Yani bazı insanlar genel imkanla hayvan değildir dememiz. Aynı bu şekilde hükmün tersinden zorunluluğun kaldırılması. Hiniyeyi mümkine dedik. Aynı mümkine-i âmmedeki o ters bir ilişki vardı ya onun gibi. Ke kavlina şu sözümüz gibi. Kullu men bihi zat elcen zatüresi olan. Zatüre diyoruz ya. Her kişi yumkinu en yes'al öksürebilir. Fi ba'di evkati kevnihi mecnube. Zatüreli olduğu vakitlerin bazısında öksürebilir. Yani öksürmemesi zorunlu değildir demiş oldu. Şu vasıfta öksürmemesi zorunlu değildir. Hükmün muhalifinden zorunluluğu kaldırdı. Ve nakidul urfiyetil amme, örfiyeyi ammenin çelişiği el hiniyetul mutlaka, hiniyeyi mutlakadır. Yine aynı mantık, bu da daimeyi mutlakayla mutlakayı amme arasındaki ilişkinin aynısı. اَعْنِ الَّتِي حُكِمَ ف۪يهَا بِثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ Mahmulün mevzuya yüklenmesi veya selbedilmesine hükmediliyor. ف۪ي بَعْدِ اَحْيَانِ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ Mevzunun vasfının bazı anlarında, bazı zamanlarında. Yani diyoruz ki, örfiye-i âmme neydi? Şu vasıfta olduğu müddetçe şu mahmulün bu mevzuya yüklenmesi devamlıdır. Öbürü meşrutay-i âmmede zorunluydu. Bu da devamlıdır. Devamlı değildir dediğimiz zaman, şu vasıfta devamlı değildir dediğimiz zaman
Hiniyeyi mutlaka. Zatı gereği devamlı değildir. Yani kaldırılması vakıdır dediğimiz zaman mutlakayı ammeyi salibe olmuş oluyordu. Aynı buradaki mantık. Aynı buradaki mantık. Şu vasıfta devamlı olduğu zaman örfiyeyi amme, bu vasıfta devamlı olmadığı zaman yani tersinin vakı olması gerçekleştiği zaman hiniyeyi mutlaka. Tamam. Tekrar edeyim. Zata devamlıysa daimeyi mutlaka olacak. Vasfa devamlıysa örfiyeyi amme olacak. Zata devamlılık kaldırılıyorsa mutlakayı ammenin olumsuzu olacak. Vasfa devamlılık kaldırılıyorsa hiniyeyi mutlakanın olumsuzu olacak. Örfiyeyi amme olumsuz olursa bu sefer hiniyeyi mutlaka olumlu olacak. Tamam. Ve misaluha ma merra. Örneği de şu yukarıdaki zatürre örneğinde geçtiği gibi. Şimdi metni okuyayım dedim. Okuduk. Konuyu asıl kendi hazırladığım tablodan anlatayım. Örneklerin çünkü hepsini oraya yazdım. Tamam. Basit kipli önermelerle çelişki. Zaruriye-i mutlakanın çelişiği mümkine-i amme. Daime-i mutlakanın çelişiği mutlakaya amme. Meşrutaya ammenin çelişiği hiniye-i mümkine. Örfiye-i ammenin çelişiği hiniye-i mutlaka. Önce birincisini ele alalım. Zaruriye-i mutlaka neydi? Mahmulün mevzuya yüklenmesi, mevzunun zatı gereği zorunluysa zaruriye-i mutlakadır. Zorunlu değilse bunun çelişiğidir. Mümkine-i amme olacak. Her insan hayvandır. Hayvan mahmulünün insan mevzusuna yüklenme keyfiyetinde bir kip var. Bu kip ne? Zorunluluk. Yani hayvan insana, her insana zorunlulukla yükleniyor. Değil mi? Bunun çelişiği ne? Bu zorunluluğun olmaması. Yani şöyle çevirebiliriz arkadaşlar kipli önermeleri. Kipi mahmule çevirip, yani kip mahmul olsun. Geri kalan kısmı önermeyi isim haline getirin. Deyin ki her insanın hayvan olması, bakın isim haline getirdim. Her insan hayvandır önermesini isim haline getirdim. Her insanın hayvan olması zorunludur. Önermemiz bu. Bunun çelişiği neydi? Zorunlu değildir. Peki her insanın hayvan olması zorunlu değildir. Ne demek? Bazı insanlar, kip var burada, hayvan değildir. Hayvanı bazı insanlardan kaldırdığım zaman genel imkan ile ne olmuş oluyor? Bazı insanların hayvan olması zorunlu değildir demiş oluyoruz. Burada zorunluydu. Her insan zorunluydu. Bazı insanların hayvan olması zorunlu değildir demiş olduk. Mümkine-i ammede. Şimdi burada külliyeyi mucibe, külliye artı mucibe, cüz'iyeyi salibe oldu. Neden? Çünkü çelişkide ne gerekiyordu? Külliye ise birinci önermemiz, ikincisinin cüz'i olması lazım. Çünkü her insan hayvandır zorunlulukla önermesinin çelişiğini bazı insanların zorunlulukla hayvan olmaması. Bazı insanların zorunlulukla hayvan olmaması ne demek? Bazı insanlar genel imkanla hayvan değildir demek. Bunun çelişiği bu. Eğer ki zaruriye-i mutlaka külliye-i salibe olursa, yani hiçbir insan zorunlulukla taş değildir dersek, bu sefer bunun çelişiği ne olacak? Bazı insanların genel imkanla taş olması. Bazı insanlar genel imkanla taştır. Yani taş olmaması zorunlu değildir. Bakın, hükmün tersinden zorunluluğun kaldırılmasıydı ya, mümkün yani. Hükmün tersi ne? Bazı insanların taş olmaması. Bazı insanların taş olmamasından zorunluluğun kaldırılması eşittir mümkine-i amme. Bu da mümkine-i ammenin mucibesi. Şu zaruriye-i mutlakanın külliyesinin salibesi, bunun çelişiği cüz'iyeyi mucibe olacak. Olumlu cüz'i olacak yani. Tamam. Zaruriye-i mutlaka cüz'iyeyi mucibe ise, yani bazı hayvanlar zorunlulukla insandır ise, yani insan mahmuli bazı hayvanlara zorunlulukla yükleniyordur ise, bunun çelişiğini hiçbir hayvanın genel imkan ile insan olmamasıdır.
Yani bazı hayvanlara zorunlulukla insan yükleniyorsa, bu doğru olduğu zaman hiçbir hayvana genel imkanla insan değildir dememiz yanlış olacak. Yani insan olması zorunlu değildir. Bakın burada bazı hayvanlar insan olması zorunlu. Hiçbir hayvanın insan olması zorunlu değilse bunun çelişiği. Hiçbir hayvan kipimiz var insan değildir. İnsan mahmulü hayvanların hepsinden, küllü hayvan yani, kaldırılıyor. Neyle? Genel imkanla. Yani insanın hayvanlardan kaldırılması mümkündür. Yani insan olması, hayvanların insan olması zorunlu değildir demiş oluyoruz. Bunu düşünerek tekrar edin kendiniz, anlamaya çalışın. Tek seferde belki okuyarak olmaz ama düşünürseniz, dura dura düşünürseniz sindirirsiniz. Zaten öncelikle kipli önermeleri iyi oturtmamız lazım. Kipli önermeler iyi oturmazsa bu örnekler de anlaşılmayacaktır. Ama böyle örnekler üzerinde durarak, biraz da düşünerek konu anlatımını da iyice sindirirseniz oturacaktır meseleler. Zor meseleler değil. Biraz düşünmek gerektiriyor. Biraz üzerinde durmak, odaklanmak gerektiriyor. Odaklanırsanız bunların hepsi kolayca hallolacak. Peki zaruriye mutlaka cüz'iye salibe olursa, olumsuz cüz'i olursa, yani bazı hayvanlar insan değildir zorunlulukla. Yani insan olmamak zorunludur ise, insanın bazı hayvanlardan kaldırılması zorunludur ise, her hayvanın insan olması mümkün olursa bunun çelişiği olur. Yani ya insan olmaması zorunlu değildir ise bunun çelişiği olur. Bazı hayvanların insan olmaması zorunludur bunun çelişiği, bazı hayvanların insan olmaması zorunlu değildir. Bakın, bunun önerme olarak, kip olarak ifadesi her hayvan genel imkanla insandır. Çünkü mümkine-i ammede neydi? Hükmün muhalifinden zorunluluğun kaldırılması. Hüküm ne? İnsanın hayvana yüklenmesi. Bunun muhalifi ne? İnsanın hayvana yüklenmemesi. İnsan olmamak yani. İşte bu insan olmamaktan zorunluluğun kaldırılması mümkine-i amme. O zaman neye ulaştık? İnsan olmaması zorunlu değildir. Her hayvanın insan olmaması zorunlu değildir. Bu bazı hayvanların insan olmamasının zorunlu olmasıyla çelişik olmuş oldu. Yine dediğim gibi şöyle bunu çevirebilirdik. Bazı hayvanların insan olmaması zorunludur. Bunun çelişiği her hayvanın insan olmaması zorunlu değildir. Yani hiçbir hayvanın insan olmaması zorunlu değildir. Burada bazılarının insan olmaması zorunludur dedik. Bazı hayvanlar insan değildir derken insan olmanın bazı hayvanlardan kaldırılması zorunludur dedik. Bunun çelişiği ne? Bu zorunluluğun olmaması. Ama her hayvandan kaldıracağız bu zorunluluğu. Her hayvan genel imkan ile insandır. Yani insan olmamak her hayvandan kaldırılması zorunlu değildir demiş olduk. Tamam. Bunun benzeri daimeyi mutlaka ile mutlakayı amme arasında arkadaşlar. Aynı örnekler. Örneklerde bir farklılık yok. Ama buradaki kip nasıl zorunluluksa buradaki kipimizde devamlılık olacak. Bunun çelişiği de yukarıda mümkine-i ammeydi zorunluluğun çelişiği. Burada mutlaka-i amme olacak. Yani devamlılığın kaldırılması söz konusu. Olumluysa devamlılığın kaldırılması mahmulün mevzudan olumsuzlanmasının vakı olmasıdır. Eğer olumsuzsa daime-i mutlaka mahmulün mevzuya yüklenmesinin vakı olmasıdır. Her insan daima hayvandır. Bunun çelişiğine bazı insanlar genel ıtlak ile diyelim yani bilfiil hayvan değildir. Hayvan değildir. Yani hayvan olmaması vakıdır. Bazı insanların hayvan olmaması vakıdır. Burada her insan daima hayvandır önermesinin çelişiği bazı insanların hayvan olmamasının vakı olması. Hiçbir insan taş değildir. Taş olmak insan olmaktan, bütün insanlardan daima kaldırıldı. Bütün insanlardan kaldırıldı. Bazı insanlara yüklendiği anda çelişki gerçekleşir.
bazı insanlar bilfiil taştır. Yani taş olması vakıdır ise hiçbir zaman daima taş olmaması önermesiyle çelişmiş olacak. Mutlakaya amel. Cüz'iyye-i mucibesinin daimi mutlakanın örneği, bazı hayvanlar daima insandır dediğimiz zaman hiçbir hayvan bil fiil insan değildir. Yani insan mahmulünün bütün hayvanlardan kaldırılması bil fiil vakıdır. Yani insan olmaması vakıdır demiş olduk. Burada bazı hayvanlar daima insandır dedik. Bazı hayvanlar daima insandır. Çelişiği hiçbir hayvanın, yani bütün hayvanlarda insan olmamanın vakı olması. Bunun çelişiği. Bazı hayvanlar yine daima insan değildir. İnsan mahmulünün bazı hayvanlardan daima kaldırılması söz konusu. Bunun çelişiği her hayvanın insan olmasının vakı olması. Burada hiç vakı olmamış. Bazı hayvanlar asla insan olmamışlar. Daima insan olmamışlar. Burada bunun çelişiği ne oluyor? Her hayvanda insan olmak vakı. Tam çelişiği budur. Meşrutay-ı amme ile hiniye-i mümkine arasındaki ilişki de aynı. Zaruriye-i mutlaka ile mümkine-i amme arasındaki ilişkinin vasıf kaydıyla kayıtlanma versiyonu diyebiliriz. Her insan uyuduğu müddetçe zorunlulukla dinlenir diyelim. Uyuduğu müddetçe zorunlulukla dinlenirse, bazı insanlar uyuduğu müddetçe dinlenir değildir. Yani dinlenir olmaması mümkündür. Yani dinlenmesi zorunlu değildir diyoruz. Burada dinlenmesi zorunluydu. Şurada dinlenmesi zorunlu değildir diyoruz. Hiniyeyi mümkün de. Ama uyuduğu müddetçe. Uyuduğu müddetçe olunca meşrutay-ı amme oluyor. Yine uyuduğu müddetçe olunca hiniye oluyor. Hiçbir insan uyuduğu müddetçe yemek yapar değildir. Yine zorunlulukla şu vasfa, uyuduğu müddetçe vasfına zorunlu olarak söylüyoruz bunu. Bunun tam çelişiği nedir? Bakın külli, cüz'i oluyor. Olumsuz, olumlu oluyor. Hepsinde böyledir. Ne demiştik çünkü biz çelişkide? Olumlu, olumsuz olacak. Olumsuz, olumlu olacak. Tümel, tikel olacak. Tikel, tümel olacak. Kipli önermelerde bir de kipin değişmesi gerekiyordu. İşte şu an kipin değiştiği versiyonu görüyoruz. Bundan önceki bütün 8 vahdet vardı. Onlar gerçekleşti. Biri olumlu, biri olumsuz olacak. O gerçekleşti. Biri tümel, biri tikel olacak. O da gerçekleşti. Şimdi kipin de farklı olması gerçekleşiyor. Şu an bunu görüyoruz. Hiçbir insan uyuduğu müddetçe yemek yapar değildir. Yine zorunlulukla. Uyuyorsa yemek yapar olmaması zorunludur. Bunun tam çelişiği ne? Bazı insanlar uyuduğu müddetçe yemek yapar. Ama hiniyeyi mümkine kipiyle. Ne demek bu? Yani yemek yapmaması zorunlu değildir. Şimdi şurada hiçbir insanın yemek yapmaması zorunluydu. Bütün insanlar yani. Şurada bazı insanların yemek yapmaması zorunlu değilse şunda çelişmiş oldu birinci önermemizle. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe, yine kip var burada, zorunlu olarak mutludur. Cüz'iyye-i mucibeye geldik. Meşrutay-ı amme'nin. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe mutludur. Yani mutlu olma mahmulü bazı insanlara kitap okuduğu müddetçe zorunlulukla yükleniyor ise bütün insanlardan zorunluluğun kaldırılması bunun çelişiğidir. Ne demek o? Hiçbir insan kitap okuduğu müddetçe mutlu değildir hiniyeyi mümkine ile. Yani şu hiçbir insandan mutlu olmak kaldırılıyor. Mutlu olmanın zorunluluğu kaldırılıyor. Kitap okuduğu müddetçe meşrutay-ı ammeden kaldırdık. Hiniyeyi mümkine oldu. Meşrutay-ı ammenin son örneği, yani cüz'iyeyi salibesi. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe mutlu değildir. Şunun değildir versiyonu. Mutluluk kaldırılıyor bazı insanlardan zorunlulukla. Bunun çelişiğini her insan kitap okuduğu müddetçe mutludur. Bazı insanlar mutlu değildir zorunlulukla. Her insan
kitap okuduğu müddetçe imkanla mutludur. Yani mutlu olmaması zorunlu değildir demiş olduk. Şurada mutlu olması zorunluydu bazı insanların kitap okudukları müddetçe. Burada mutlu olmamaları zorunlu değil. Şurada. Külliyeyi mucibe. Örfiyeyi amme ile hiniyeyi mutlak arasındaki ilişki. Örfiyeyi amme neydi? Vasfa devamlılık. Şu vasıfta olduğu müddetçe devamlıdır. Meşrutayı amme şu vasıfta olduğu müddetçe zorunludur. Aynı örnekler sadece kip devamlılık olarak buraya geldi. Şurada da kip vakı olma, bil fiillik kipi olarak buraya geldi. Bil fiillik kipi dediğimiz şey neydi? Mutlakayı amme. Bu aslında mutlakayı ammenin vasıf versiyonu. Mutlakayı amme zata bil fiildi. Hiniyeyi mutlaka vasfa bil fiil. Hiniyeyi mümkine vasfa vasıftan zorunluluğu kaldırıyor. Mümkine-i amme zattan zorunluluğu kaldırıyor. Bu şekilde kodlayın kafanıza. Her insan uyuduğu müddetçe devamlılıkla dinlenir. Devamlı olarak daima dinlenir. Dinlenmek mahmulü insana, her insana uyuduğu müddetçe devamlı olarak yükleniyor. Bazı insanlar uyuduğu müddetçe dinlenir değildir. Yani dinlenir olmaması vakıdır. Dinlenir olmaması uyuduğu müddetçe vakıdır bazı insanlarda. Şunun tam çelişiği. Hiçbir insan uyuduğu müddetçe yemek yapar değildir. Yani insanın yemek yapar olmaması devamlıdır uyuduğu müddetçe. O zaman bazı insanların yemek yapması vakı ise bunun tam çelişiğidir. Bakın külli cüz'i oldu bazı insanlar. Olumsuz olumlu oldu. Uyuduğu müddetçe yemek yapar. Hangi kiple? Vakı olma kipiyle. Yani hiniyeyi mutlaka vasfa vakı olma kipiyle. Şu vasıfta olduğu müddetçe vakıdır. Uyuduğu müddetçe yemek yapması vakıdır. Şurada uyuduğu müddetçe asla yemek yapar değil. Hiçbir insan uyuduğu müddetçe asla yemek yapar değil. Burada bazı insanlar uyuduğu müddetçe bil fiil yemek yapar. Bakın tam çelişiği. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe mutludur. Yine devamlı olarak okuyorum, kitap okuyorum, okuyorum, okuyorum. Devamlı olarak mutluyum. Bazı insanlar, hiçbir insan kitap okuduğu müddetçe mutlu değildir. Yani mutlu olmaması vakıdır. Şurada daima mutlu. Bunun tam çelişiği mutluluğun kaldırılması değil mi? Bil fiil. Bazı insanlar daima mutluysa, hiçbir insan daima mutlu olmadığı zaman, yani mutlu olmaması vakı olduğu zaman bunun çelişiği olmuş olur. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe mutlu değildir. Yani mutlu olmak bazı insanlardan kaldırılıyor. Şu vasıf olduğu müddetçe devamlı olarak kaldırılıyor. O zaman her insana bil fiillik kipiyle yüklendiği anda bunun çelişiği olmuş olur. Her insan kitap okuduğu müddetçe mutludur. Bil fiillik kipiyle, vasfa bil fiillik kipi tabii ki. Çünkü müddetçe, kitap okuduğu müddetçe kaydı var hepsinde. Onu unutmayın. Örfiye-i âmmenin çelişiği olmuş oluyor. Bazı insanlar kitap okuduğu müddetçe mutlu değildir. Daima mutlu değiller bunlar. Her insan mutlu olması vakı olduğu anda, her insanda kitap okuduğu müddetçe mutlu olmak vakı olduğu anda şunla çelişmiş oldu. Çünkü bunda bazı insanlarda mutlu olmak hiç vakı olmuyordu. Yani devamlı değildi. Mutlu olmamak devamlıydı yani. Şurada bir kere vakı olsun mutlu olmak, bununla çelişmiş oldu. Şimdi bunlar arkadaşlar örnekler üzerinden de düşünerek biraz vakit ayırın, mesai ayırın. Bir derste bir okumayla olmaz bu. Biraz odaklanılması lazım. Zor meseleler değil, kolaydır. Çözdüğünüz anda, yani tam bunun genel mantığını çözdüğünüz anda bunların hepsini teker teker kafanıza oturtursunuz. Ama yeter ki tekrar edin. Bunları örnekler üzerinden düşünerek anlamaya çalışın. Derste tam oturmayacak bu. Yani bu bazı konular bu şekilde çok örnekli konular, biraz soyutlama isteyen, anlama isteyen konular derslerde oturmaz. Siz bunu derslerden sonra ne yapacaksınız? Şu tabloyu alacaksınız.
tablo üzerinden düşüneceksiniz. Şu kip dediğim şey şu. Buradaki kip de bu. Şu kipin anlamını buraya yazdım ki biraz daha kolay olsun. Yani şu cümle ne anlama geliyor? Mümkine-i amme, mutlaka-i amme, hiniye-i mümkine ve hiniye-i mutlaka. Bunların anlaşılması biraz zor. Zihne oturması. Çünkü genelde ne yapılıyor? Şunları cümlelere yedirmeye çalışıyoruz. Cümlelerin içine koyuyoruz kipi. O zaman karışıyor mesele. Siz kipi cümlenin içine koymayın. Aynı bu yazdığım gibi yapın. Bazı insanlar hayvan değildir. Bakın her insan hayvandır. Bazı insanlar hayvan değildir. İsa Goci dersimizde ne yapmıştık? Kipsiz olarak önermelerin çelişkilerini ele almıştık. Öncelikle kipsiz olarak kalsın. Kipi bakın ne yaptım? Mahmulle mevzunun arasına yazdım kip diye. Öncelikle kipsiz olarak anlayın önermeyi. Sonra kipini oraya koyun. Sonra o kipin ne anlama geldiğini şu şekilde anlayın. Şu birinci önermemizin çelişiğinin neden ikinci önermemiz olduğunu o zaman anlayacaksınız. Şimdi bunu genelde ezberliyorlar. Külliye-i mucibenin çelişiği cüz'iyeyi salibedir. Külliye-i salibenin çelişiği cüz'iyeyi mucibedir şeklinde ezberliyorlar. Ama siz ezberlemeyin, bunun anlamını, mantığını anlamaya çalışın. Bunun mantığını zaten şeyde de biraz değinmiştik İsa Goci dersimizde. Burada da biraz değinmeye çalıştık. Temel mantığı yine söylüyorum. Külli olarak yani mahmulün mevzuya yüklenmesi, bu mevzunun hepsinden kaldırılıyorsa, bunun çelişiği yükleniyorsa daha doğrusu, mahmul mevzunun hepsine yükleniyorsa bazısından kaldırılmasıdır. Çelişiği bu. Hepsinden kaldırılıyorsa bazısına yüklenmesidir. Bazısına yükleniyorsa hepsinden kaldırılmasıdır. Bazısından kaldırılıyorsa hepsine yüklenmesidir. Bunu düşünün, zihninizde oturacak. Yani bunun çelişiklerin neden böyle olduğu zihninizde daha somut hale gelecektir. Biraz odaklanın, bunların üzerine biraz mesai harcayın. Yoksa çok anlaşılır olmayacaktır. Ezberlersiniz, geçersiniz ama sonra unutursunuz yani. Tamam. Bu ders burada bitsin. Önümüzdeki derste mürekkep kipli önermelerde çelişki konusunu göreceğiz. Şartlı önermelerdeki çelişkiye de muhtemelen girebiliriz, girmeyebiliriz ama gireriz diye tahmin ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.